Bitti. Şimdi kedi göz uygulama yapacağız. Kedi göz her zaman sadece çok çok ince bir katta sürmeye gerekli. Kalın sürersiniz olmuyor maalesef. Siyah üzerine öyle bir yaklaştırıyorsunuz ilk önce. Standart yani. Ve sürüyorsunuz ince bir kat. Yok, ay çok da güzel, böyle de kalsa bence çok güzel. Ama bu efekti yapmak lazım. Bu efekt mesela ben nasıl yaptım? Ben aldım iki magnet böyle tuttum. Biri böyle tuttum aynı zaman. O burada böyle tuttum. O zaman şöyle oldu. İstediği terzi oynayabilirsiniz. Şimdi kendim üzerine yaptığım zaman tabii ki çok oynamam. Yani şöyle tuttum, şöyle tuttum. Bu yüzden bu efekt oluştu. Bu yüzden ben sadece kendini üzerine düz bir çizgi yapabilirim. Çünkü aynı magnet tutma hiç şey olmuyor. Yakınlaştırıyorsunuz böyle. Yakınlaştırdınız. Birkaç saniye böyle tutuyorsunuz. Bakın çok net güzel bir çizgi oluştu. Şimdi hemen onu kurutması lazım. Hemen kurutamazsınız. O zaman magnet efekti kendini kaybedecek. Ama dediğim gibi bu şekiller oynamaya alakalı. Nasıl oynarsınız öyle olur. Kili olduğunu bu efekti yapmak için gereklisini kalıcı oje siyah rengi ince kat süreceksiniz. Magnet ve oje. Oje farklı çeşitleri var. Bu zaman burada kurutuyor. Galiba tümü anlattım sizin ve top kat şimdi süreceğiz. Bittikten sonra. Top katımız nedir? Kalıcı oje yaptıktan sonra çok güzel bir böyle bir efektimiz oluştu. Çok 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 beğendim. Şimdi top kat kapatmaya gerekli. Benim kullanacak olanı şimdi ekstra gloss, ekstra parlaklık ve cam efekti oluşuyor. Daha da bizim iron top var. O da ekstra parlak ama daha sert. Eğer siz ev hanımsınız, çiziyorsunuz bazen böyle şeyini ojeye, top kağıdı üstten. O zaman bu çizik kendi kendini yok ediyor 2 dakika içinde bu. Bu mucize bir product. Velvet top kağıt mat efekti için. Onu ayrı konuşacağız ayrı bir gün. Distance top kağıt özellikle böyle yoğun, çok yoğun bir malzemedir. O bozuk değil. Onun bir kıvamı budur. Taşları koyacaksınız, onu kullanacaksınız. Sticker üzerine onu da geçebilirsiniz. Dizayn için kullanılıyor. Çok ekstra yoğun kıvamıdır. Şimdi benim kullanacağım ekstra parlaktır. Bunu bir kullanayım. Standart bir şekilde ince incecik böyle kapattım. Ondan sonra uygulandım. Güzel de bir ürün, kolay da. Dediğim gibi fırçaya bastırmıyorsunuz. Her yerde geçiyorsunuz. Yatay şekilde fırça tutmaya gerekli. Bastırmadan uzun güzel böyle bir harekettir. Tamam. Ekstra gloss top sürdük. Makinede koyduk. Dediğim gibi kalıcı oje yaptığınız zaman da 48 watt lamba yeterli. Ancak eğer böyle protezle çalışıyorsunuz 48 watt tavsiye etmiyorum. Daha üst bir model 80 watt, 90 watt, 100 watt falan tavsiye ediyorum. Daha hızlı olur, daha garantisinli olur. Şimdi kuruduğu zamanında ben size bir şey anlatacağım. Fırça. Ben çok görüyorum. Fırça çok hızlı bozuldu, şikayetler geliyor falan. Arkadaşlar siz fırça doğru kullanmıyorsunuz. Doğru temizletmiyorsunuz. Şimdi fırça kirli. Ne yapmaya gerekli? Büyük ihtimal insanlar asetonla siliyorum. Ben böyle onu siliyorum kağıtla falan filan değil. Siz en basit, en ucuzunu böyle bir ıslak mendil alacaksınız. Ama bebek mendili. Alkol içermeyen, yani alkol sıfır olacak. Bununla hafif böyle sildiniz. Jol mu olsun, başka şey olsun fark etmiyor. Akrilikten hariç. Öyle sildiniz, kapattınız. Ve eğer siz bu fırça masa üstü şöyle koyuyorsunuz bardaka, tipikal bir hata. Tabii ki güneş ışığı burada geliyor. Ne istiyorsunuz yapın, fırça çabuk bozuluyor. Bu yüzden dediğim gibi doğru sildikten sonra alkol içirmeyen mendille şöyle kapatacaksınız. Sadece yatay şekilde koyuyorsunuz ve bir kalemlik içinde tutuyorsunuz. Güneş ışığı görmeyecek şekilde. O zaman seneler kullanırsınız fırçaya. Top kağıt yapışkanı bırakmıyor. Bu yüzden bir şey üzerine silmeye, geçmeye falan hiçbir şeyin gerek yok. Bakın bu tırnak ne protez değil ama son derece sert, ince, ne kırılmaz ne hiçbir şey onu olmaz. Doğru düzgün, doğru uygulandığınız zaman da bu tarzda 5 hafta kadar, 4 hafta mı kaç haftadır sizde durar. Ama benim dediğim gibi 2-3 haftada arada onun bakımı yapmaya gerekli. Top kot yapışkanı bırakmıyor. Her şey güzel, düzgün, oynuyor falan. Hem de neden TNL oje? Ben neden seçiyorum TNL ojesi? Mesela bakın burası koyu bir renk veya burası kedi göz. Hiçbir zaman atıyorum duvara bir siyah boya ile yaptınız. Üzerine beyaz boya geçeceksiniz. Mümkün değil. Bizim oje ile bu mümkün. Açık bir renk alıyorum.
Ve mesela aldım bir ojesi, çok fazla almayayım. Bu sadece bir örnek, ne kadar kapatıcılık efektimiz var. Bir katta bile bakın boşluk bırakmadan doğru sürersiniz, bastırmazsınız. O bile bakın kapatıyor. Yani kapatma efekti çok yüksek hakikaten. Yani başka bir oje böyle koyu renk üstü kapatamıyor. Daha da bir sık sık soru soruyorlar. Aa, ben bir jol yapmalıyım, tırnak güçlü olsun. Hayır, jol yapmaya gerek yok. Jolle sen modeling ve uzatma yapacaksın. Eğer doğru ürünü kullanırsanız bunun gibi strong base, en ince tırnak bu kadar sert. Kerpiçe kadar sert olur tırnakları. Gerek yoktur. Bir ekstra bir şeyini yapmaya ve eklenmeye. Bir bakın temiz doğru işlem budur. Böyle olması lazım tırnaklarınızın. İşlemden sonra tabii ki bizim kutikul kuru gözükebilir. Bir kutikulu ya alıyorsunuz, farklı çeşidi var. Çok az geçiyorsunuz, çok az geçiyorsunuz. Geçtikten sonra fotoda ben böyle bir yağ görüyorum. Bu hiç yakışmıyor arkadaşlar. Geçtikten sonra bir uç 4 dakikadan sonra şöyle yedirerek tüysüz mendille geçebilirsiniz. O zaman fotoda sizin hem nemli el gözükecek hem estetik görünümü olacak ve yağ olmayacak. Aa, bizim ojemiz bir uç 100 renkten daha fazlası var. Bakabilirsiniz. Hakikaten Türkiye'de büyük bir seçenektir. Şu anda her şeyi alabilirsiniz. Farklı farklı malzeme.